Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada reform paketinin kamuoyuna sunulmak üzere hazır olduğunu söyledi. Peki reform paketinde neler var? Hemen ayrıntılar için A Haber ekibinden Tülay Ağoğlu'na bırakalım sözü. Tülay, söz sende. Banuel, Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlıklarını tamamladılar ve bir taslak hazırladılar. Tabi taslak olduğunun altını çizelim. Pek çok düzenlemeyi buraya koydular. Bu taslakta yer alıyor. Ekonomik ağırlıklı olduğunu da ifade edelim bu taslağın. Tabi hukuki düzenlemeler de var. Mahkemelere ilişkinde düzenlemeler var ancak daha çok ekonomik ağırlıklı bir paket olduğunu söyleyelim. Yatırımlar için çerçeve bir kanun hazırlanacak. Bu kanun yer alacak burada. Tüm yatırımcıların haklarının korunması, yatırım sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, yatırımcıların idari işlemlere karşı haklarını koruyan bir kanun olacak. Bu çerçeve kanun. Terör ve kara paranın aklanması gibi suçlar kapsamında şirketin tüm yönetimine değil sadece ilgili şahısların hisselerine kayyum atanması da yine bu taslakta yer alıyor. Sözleşmelerde tahkim şartının teşvik edilmesi var ve mahkemelerde iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Bu şekilde örneğin 300 binin altındaki ticari uyuşmazlıkların tahkime yönlendirilmesi de yine söz konusu. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayan mahkemeler yerel mahkemeler olabiliyor. İşte buna ilişkinde bir düzenleme yer alması öngörülüyor burada. Ve deniyor ki buna uymayan, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayan hakimler için disiplin sürecinin işletilmesi gündemde olacak. Yani disiplin suçu işlemekle suçlanacaklar. Bu hakimler böylesi bir düzenlemede yer alıyor. Yine iddianame hazırlanmasına ilişkin bir süre konulması, bir sınır konulması gündemde. İddianame hazırlığı için konulacak bu süreye göre de yine tutukluluk sürelerinin bir kez daha değerlendirilmesinin de yine söz konusu olduğunu ifade edelim ve sözü Banu ele bırakalım.